Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önceki videolarımızda sizlere detaylı sergilemeye çalıştığımız Galaxy ekran kartlarıyla ilgili gelen sorular üzerine bu soruları en yetkili şekilde cevaplayacak kişiyi çağırdık. Galaxy markasının Türkiye sorumlusu Cem Akgür yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle bize bu desteği verdiğiniz için teşekkür ediyoruz buraya gelerek. Çünkü kullanıcılar çok sayıda bize soru soruyor. YouTube'da videoların arkasında, altında hep yazılanlar. İşte Galaxy nasıl bir markadır? Bunlar sizden geldiği için soruyoruz arkadaşlar. Nasıl bir markadır? Güvenebilir miyim? Onun haricinde modellerin arasındaki performans farkı nedir? Model kodlarını anlamıyoruz gibi pek çok soru var. Sırayla soracağız. Öncelikle Cem Bey, bunlara geçmeden önce biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki, tabii ki. Öncelikle davetiniz için ben teşekkür ederim. Aslında bilişim sektöründe 10 seneyi aşkın süredir çalışıyorum. 2009 senesinden beri, 2009 senesinin sonundan beri Galaxy Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görevime devam ediyorum. Zaten Galaxy'nin aralıksız olarak Türkiye operasyonu da 2009 senesinin sonunda başladı. O zamandan beri Türkiye'de hizmet veriyoruz. Ekran kartlarıyla daha yakından tanışıklığım aslında ondan bir adım daha önce. Daha önce de AMD Türkiye ofisinde çalıştım ben 4 sene boyunca yaklaşık olarak. Zaman zaman üreticilerden, dağıtıcılardan, zincir mağazalardan sorumlu olarak çalıştım. 2006 senesinde AMD ATI'yi satın alınca biz bir anda mikro işlemcilerden, çiplerden sorumluyken bir anda ekran kartlarından da sorumlu evet. hale geldik. İster istemez de tabii orada pazarı çok daha iyi tanıdık, ekran kartı tarafında ürünleri evet. daha iyi tanıdık. O zamandan bu zamana kadar da zaten pazar dinamiklerini de daha yakından tanıyarak, daha sonra da Galaxy ile anlaşarak çalışmalarıma devam ediyorum. Tabii orada ciddi bir değişiklik var. Galaxy Nvidia, %100 Nvidia ürünleri kullanan bir firma. Evet. AMD'den Nvidia tarafına bir geçiş yapmış olduk. Güzel bir bizim için özet oldu. Biz sizi zaten tanıyoruz ancak kullanıcıların da tanıması önemli izleyicilerimizin. Çünkü gelen sorular daha ziyade markayı tanımayan kullanıcılardan geliyor. Diğer markalarla kıyaslıyorlar, performans farkından falan bahsediyorlar. Bu anlamda notlarımız da çok fazla ama Galaxy markası hakkında genel bir giriş yapalım. Biraz da kullanıcılara bilgi verelim. Firma hakkında bilgi, evet. bilgi verelim. Galaxy markası aslında bizim firmamızın adı Galaxy Microsystems. Evet. 2014 senesinin Eylül ayına kadar, yanlış hatırlamıyorsam tarih olarak, o zamana kadar zaten biz kendi markamızı, Galaxy markamızı kullandık. Yani firma ismimizi marka evet. olarak kullandık. Yalnız 2014 sonunda bu 900 serisi, 970-980 tarafında, ürünleri tarafında yeni ürünleri duyururken global olarak bir karar aldık biz. Bu karar da şuydu. Bizim bir KPI2 diye bir markamız var. Avrupa'da hizmet verdiğimiz, son kullanıcılara sunduğumuz marka. Galaxy ve KPI2 markaları, operasyonlarını global olarak birleştirdik. Ve bu süreden sonra Türkiye'de biz ürünlerimizi Galaxy markası adı altında son kullanıcılara sunmaya başladık. Evet. Bu noktada ufak bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. 2017 yılından beri Galaxy'nin Türkiye distribütörü Akortek Bilişim. Bildiğiniz üzere Teknobiyotik ve Teknobiyotik TV'de doğal olarak bir Akortek Bilişim kuruluşu. Bu anlamda distribütör olarak Akortek Bilişim'i neden seçtiniz sorusunu yöneltelim size. Aslında biz Türkiye operasyonuna baktığımız zaman şanslı bir firmayız, markayız diyebilirim. Çünkü genellikle hem köklü hem de yenilikçi firmalarla çalışma şansı bulduk. Bunların arasında Arena oldu, Oyuncu oldu, Çözüm Bilgisayar oldu. 2017 senesinde Akortek'le anlaşmamızın aslında temel sebebi Akortek genç ve dinamik bir firma. Burada masada gördüğümüz ürün sayısı belki kısıtlı ama evet. Akortek'le anlaşmamızın sebeplerinden bir tanesi de aslında bu. Bizim ürün gamımızda birçok ürün var. Çeşitli sebeplerle, Türkiye'nin pazar yapısı sebebiyle, ulaşabildiğiniz kanallar seviyesiyle biz her zaman her seviyede ürünü Türkiye'ye getiremedik. Ama Akortek'le beraber artık ürün gamımızda birçok ürünü, neredeyse tamamını artık son kullanıcıları Türkiye'de ulaştırmaya başladık diyebilirim. Sebeplerden bir tanesini bunu olarak sayabilirim. Bir diğeri de daha hızlı hareket etmek. Akortek tarafında biraz daha hızlı hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Ürünleri getirme tarafında.
Biz zaten global olarak NVIDIA tarafında lansman partneri olduğumuz için yeni bir ürün çıktığı zaman zaten bizim tarafta ürünler hazır oluyor. Bunları da kullanıcıları zamanında ulaştırabilmek gerekiyor. Bu da çok önemli bir noktaydı. Bunun dışında tabii şeyi de eklemek lazım. Çalıştığımız firmaların hepsi güzide firmalar. Hepsi satış sonrası hizmetler tarafında iyi hizmet veren firmalar. Siz de öylesiniz. O tarafta da son kullanıcıları üzmeden, onları bekletmeden hızlı bir şekilde satış sonrası teknik servis hizmetini de verebilecek bir firma olsun istedik. Dolayısıyla Akortek'le anlaştık. Güzel, teşekkürler. Bu da oldukça bilgilendirici oldu. Bir de bir yandan şöyle bir durum var. Hızlı dediğiniz konu çok önemli. Son kullanıcılar yorumların altına yazarken, işte yorum olarak videoların altına yazarken ne diyorlar bize en çok? Kartlar neden yok? İşte ne zaman gelecek? Çünkü kartların bazı modelleri yok satıyor. Bunun üzerine tabii talep fazla olunca da ne zaman gelecek acaba diye heyecanlı soruyorlar. Hız son kullanıcılar için önemli. Biz de bunun farkındayız. Bu anlamda Galaxy'a teşekkür ediyoruz. Bundan bahsettikten sonra bir de sorularımızdan biri de burada notlarıma da bakıyorum. Nvidia tarafında üretim yapıyorsunuz sadece. Bazı başka markalar birden çok chipseti kullanabiliyor. Bunun size sağladığı avantaj ya da bunun sağladığı Galaxy farklılık nedir? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Aslında burada şunu söylemem daha doğru olur. Biz 1994 yılında kurulan bir firmayız. Hongkong menşeliyiz. Biz kurulduğumuzdan bu tarafa zaten Nvidia ile dirsek temas halinde çalışan bir firmayız. Yani çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. İlişkilerimiz çok iyi. Kendi mühendis ekibimizle geliştirmiş olduğumuz tasarımlarımızı, Nvidia'nın geliştirmiş olduğu grafik işlemciler ve teknolojilerle harmanlayıp son kullanıcılara ulaştırıyoruz. Sadece bunu söylesem yeterli sanırım. Çok yakın bir şekilde çalışıyoruz Nvidia'yla. Bir anlamda tabii en önemli soru, Nvidia'nın bu kadar çeşidi olduğu için chipsetlerde, Galaxy markasının da kart çeşitliliği çok fazla. Kullanıcılardan gelen en fazla sorulardan biri de HOF serisi, XOC serisi, OC serisi gibi pek çok seri var. Kısaltmalar farklı ama kartlar arasındaki aynı chipsetteki örneğin model farkını çözmekte biraz zorlanıyorlar. Bu noktada biraz bilgilendirmek açısından seriler arasındaki fark nedir? Biraz bahsedebilir miyim? Seriler aslında arasındaki fark aslında şöyle. Şimdi kartlarımızın çoğu neredeyse %90'ı, %95'i zaten farklı çıkışta hız aşırtmalı olarak geliyor. Farklı çıkışta hız aşırtmalı olarak gelmesinin en büyük etkeni şunu onaylamış oluyoruz biz. Biz bunu hız aşırtma yaptık ve stabil bir şekilde, düzgün bir şekilde performans gösteriyor. Bu tabii hani hız aşırtma yapmak istemeyen kullanıcılar için biçilmiş karttan. Çünkü zaten hiçbir değişiklik yapmadan referans tasarımdan daha fazla performans sunan bizim gibi üreticilerin ürünlerini kullanarak daha fazla aynı GPU segmentinde, aynı grafik işlem segmentinde daha fazla performans elde etmiş oluyorlar. Bizdeki sınıflandırmaya gelecek olursak aslında GTX segmentindeki ürünlerimiz OC overclocked'un kısaltılmış aslında, hız aşırtmalı. AX serimiz var, Extreme diye. Bir ara seri aslında bu. Evet. Daha sonra AX OC'ye gidiyor. Evet. AX OC'den sonra AX OC Sniper var. Sniper. Farklarını anlatacağım biraz kısa şekilde. Daha sonra SOC, şu anda ki ürün gamımızda SOC modelimiz yok, Super Overclock diye geçiyor ama geçmiş yıllarda GTX 980 Super Overclock versiyonu vardı mesela. Bunların da en üstünde Hall of Fame serimiz var, HOF serimiz var. Bu segmentasyonu nasıl yapıyoruz? Tabii bazı şeyleri farklılaştırarak yapıyoruz. Burada belki OC ile AXOC arasındaki fark ne, ben hangi kartı tercih etmeliyim diye soran kullanıcılar olursa onlar aslında şunu söylemek lazım. İki kartı da çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Aynen. İkisi de size istediğiniz performans seviyesini sunacaktır. Ama tabii burada beklentileriniz farklı olabilir. Ne olabilir mesela? Burada bir tane 1060 AXOC versiyonu var burada. Şu da sanırım o da 1060 OG olması lazım. Evet, şöyle gösterecek olursak izleyicilerimize şu şekilde. Evet. Şimdi mesela bu iki kartın temel farklarını söyleyeyim. Tabii başta saat hızları farklı. AXOC biraz daha fazla OG'ye göre biraz daha fazla hız aşırtılmış olarak geliyor. Onun dışında soğutma blokları tabii ki farklı. AXOC'nin üzerinde bulunan soğutma bloğu tabiri caizse daha kaslı diyebiliriz. Evet.
daha biraz daha büyük bir soğutma zaten diyorum. Belli de oluyor biraz. Bu Heatbite dediğimiz ısı borusu kartları yan yana tutacak olursak direkt dışarı taşmış durumda böyle. Doğru, adeli doğru. Gözüküyor. Doğru. 3 tane ısı borusu var EX OJ versiyonunda. Evet. OJ versiyonunda 2 tane ısı borusu var. 2 ısı borusu da yeterli tabii ki ama daha serin kullanayım. Belki biraz daha ışıtma yapayım karta diye düşünüyorlarsa evet. Tabii ki EX OJ versiyonunu tercih edebilirler. Bunun dışında arka plakası var. O da önemli. Karta evet. Bir stabilite katıyor. PCB'yi koruyor. Kart daha stabil bir şekilde arkadan duruyor. Pasif bir soğutma da yapıyor herhalde değil mi? Yani az, bir şekilde PCB'ye az da olsa bir katkısı var. Az da olsa öyle bir şey söyleyebiliriz. Onun dışında EX-OJ'den bahsettik. Sniper serisi burada biraz daha önemli. Çünkü artık LED aydınlatma konusu çok artarak devam ediyor. Her evet. Türlü bileşende artarak devam ediyor. Bizim Sniper serimizde de bu PCB'yi çevreleyen bir LED aydınlatma evet. Var. Ve yine bizim geliştirmiş olduğumuz bir Extreme Tuner adı verilen bir yazılım var. Bu Extreme Tuner'ı son kullanıcılar indirdiği zaman, bilgisayarlarına çok rahatlıkla kendi zevklerine göre, kendi isteklerine göre o çevreleyen LED aydınlatmanın rengini ayarlayarak kendi istedikleri şekilde kullanabiliyorlar. Zaten son zamanlarda kullanıcılar kasa, LED ve işlemci soğutucularında da özellikle LED'leri kullanarak RGB olanları da tercih ederek bir şekilde kişiselleştirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda ekran kartının böyle bir şey sunması tabii pek çok kullanıcıyı etkileyecektir. Bir de biz şeffaf kasa özellikle son dönemde incelemelerini bolca yapıyoruz. Yan taraf şeffaf kasalarda kullanıcılar ekran kartını bolca görmek istiyor. Burada da bahsettiğiniz gibi bir özellik gerçekten dikkat çekici. Bir de en tepede tabii Hall of Fame serisi var. Adından da anlaşılacağı gibi bizim Hall of Fame serimiz 3D Mark Hall of Fame'e atıfta bulunuyor aslında. Evet. Amacı da zaten rekorlar kırmak. Orada biraz daha böyle üst seviye, daha PC tutkunları, hız aşırtma tutkunları için geliştirmiş olduğumuz bir kart. Bu kartı yaparken tabii pazarda piyasada bulunabilecek en kaliteli bileşenler kullanılıyor. Renk olarak da farklı beyaz bir tasarım söz konusu. PCB'si, o baskılı devresi dahi beyaz. 12 katman, mesela en son 1080 Ti Hall of Fame kartımızı duyurduk. 12 katmanlı PCB var üzerinde. Daha kalın bir PCB'ye sahip. Bunun yanında 16+3, o 3 tanesi bellekler için olmak üzere toplamda 19 tane güç fazı bulunuyor. Grafik işlemcilere keza tabiri caizse elle seçilen en fazla performansı verecek olan işlemciler kullanılıyor. Burada biraz şeyden de bahsetmek lazım değil mi? Yani bütün GPU'lar aynı kalitede olmayabiliyor. Yani en iyisini seçiyorsunuz aslında biraz. Sanki meyve seçiyormuş gibi tabir etmeyelim ama teknolojide işlemcinin en iyisini siz alıyorsunuz, GPU'nun en iyisini alıyorsunuz gibi diyebilir miyiz bu seri için? Yani şöyle diyebiliriz. Kimi grafik işlemciler daha yüksek hızlarda daha stabil bir şekilde çalışabiliyorlar. Evet. Bizim Hall of Fame serisi için kullanmış olduğumuz grafik işlemcileri de bu şekilde olan grafik işlemciler. Çok güzel. Yani aslında bütün grafik işlemcilerine iyi diyebiliriz. Sonuçta GTX mesela bir GTX 1070 modelinin üzerinde taşıyorsa zaten o GTX 1070 performansı verir. Biz burada üzerine ne kadar fazla şey koyabiliriz diye bakıyoruz aslında. Hall of Fame de burada bizim en üst noktamız. Mesela 1080 Ti Hall of Fame Edition'da, Limited Edition'da 1759 MHz boost hızıyla geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Nvidia referans tasarımındaki bu hız değeri 1582. Çok ciddi fark. Üzerindeki soğutma bloğu zaten hava soğutmayla bu 1759 MHz'leri çok daha yukarıları taşımaya elverişli. Dolayısıyla o biraz tercih meselesi. Biraz da tabii büyük bir ekran kartı. Dolayısıyla kartı satın almadan önce kullanıcılara ben şeyi tavsiye ederim. Kasalarında yeteri kadar yer alıp olmadı. Yer var mı? Evet. Kart sığacak mı? Evet. Ona dikkat etmelerini öneririm. Zaten kart ağır bir kart olduğu için yakın zamanda şeye de başladık biz. Bu PC Express slotunda stabil bir şekilde durması için kartın bir de içinden ürünle beraber bir çubuk çıkıyor. Taşıyıcı çubuk gibi. Destekleyici, destekleyici bir çubuk. Bu 1080 Ti Hall of Fame'de aslında o çubuk da LED
aydınlatma özelliğine sahip. Hı hı. Ve hepsi yine Extreme Tuner'da ayarlanabilen, istenilen renk verilebilen bir şey çözüme sahip. En üst seviye o zaman kart isteyenler için artık bir şüphe kalmadı. Yani LED'li ve böyle görsel olarak da hem performans yüksek bir kesinlikle kart olmuş. Kesinlikle. Hız aşırtma yapmak isteyenler de alabilir ama şeyi isteyenler de alabilir. Ben hiç yorulmayayım. Yani ben hız aşırtmaya da uğraşmak istemiyorum ama bir karttan en fazla performansı ben dokunmadan elde etmek istiyorum diyen kullanıcılar varsa orada çok rahatlıkla bizim Hall of Fame serimizi, Extreme Overclock serisini şey yapabilirler, tercih edebilirler. Bu anlamda videolarımızın altına gelen bazı yorumlardan da katkıda bulunmak istiyorum ben. Overclock nasıl yapılıyor diye kartların içine soruyorlardı. Arkadaşlar kartlar hazır overclocklu olarak geliyor. Bir kez daha belirtelim. Siz zaten söylediniz ama kartlar hazır overclocklu olarak geliyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Doğrudan yüksek performansla çalışıyorlar. Zaten özellikleri bu. Bir kez daha altını çizelim çokça soru geldiği için. Bir sonraki soruma geçeceğim biraz da. Türkiye'de en fazla satan model ve belki de sizin tercihiniz, en çok sevdiğiniz diyelim, tarzından dolayı olabilir, performansından dolayı olabilir. Modeller hangileridir? Aslında yani ben 1000 serisine geçmekte biraz geç kaldım. Benim evdeki bilgisayarımda GTX 970 EX OC var. Evet, pek çok kullanıcımız tahmin ediyordur. Onu söyleyeyim ama hatırladım. Artık eskisi kadar oyun oynamaya da maalesef vaktimiz kalmıyor. Evet. Ben GTX 970'e 470'ten, GTX 470'ten upgrade yaptım. Yani benim için büyük bir sıçramaydı bu. Hem de şey anlamında da sıçramaydı. O kartlar, eski nesil kartlar çok fazla güç tüketen. Dolayısıyla soğutma çözümlerinin daha hızlı çalışmasına sebep olan ve daha hızlı demek aslında daha fazla çalışıyorsa falan biraz daha fazla ses çıkartıyor. Ben 470'ten sonra 970'i taktığım zaman inanılmaz bir sessizlik oldu. Tartışılmaz evet. O zaman dedim ki Nvidia çok büyük iş çıkarmış. Çünkü güç tüketimleri düşüyor, soğutma çözümleri iyi düşüyor ve daha sessiz, daha yüksek performans gösteren kartlar artık son kullanıcılara, tüketicilere sunulmaya başlıyor. Bu anlamda ben hala 970'te devam ediyorum. Zaten daha yüksek performansı şu anda ihtiyacım yok açıkçası. Benim evdeki sistemimden bahsediyorum. Cem Bey, bize Galaxy'ın Türkiye'deki genel olarak durumundan bahsettiniz, işte modellerden bahsettiniz. Peki Galaxy markasının dünyadaki durumu genel olarak nedir? Daha önce de belirttiğim gibi aslında Nvidia'nın biz dünyada en önde gelen iş ortaklarından bir tanesiyiz. Burada birçok ülkede, Japonya'dan tutun işte Amerika'sına kadar birçok ülkede biz ürünlerimizi kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bu tarafta tabii bölge bölge biz şuradayız, biz böyleyiz, hani sıramız bu falan bahsetmekten ziyade yılda milyonlarca ekran kartı ürettiğimizi söyleyebilirim. Milyonlar güzel bir rakam. Daha güzel geliyor. Türkiye'deki grafiği de biz dünya ile paralel bir şekilde artırarak devam ettiriyoruz kullanıcılarımızın desteğiyle. Aslında bu vesileyle ben bu zamana kadar bizim ürünlerimizi kullanan, tercih eden kullanıcılara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Sizlerin destekleriyle Türkiye'de daha iyi bir noktaya gelecektir Galaxy markası. Bu arada tabii bir de şeyden bahsedelim. Son zamanlarda biz de teknobiyotik.com'da pek çok kullanıcının videoların altına yazdıkları yorumlardan görüyoruz Teknobiyotik TV'de. Hepsi Galaxy'de sistem kuracağım, Galaxy kullanacağım, abi ben bu kartı alacağım şeklinde yazıyor. Özellikle videoların altına ne yapıp alacağım diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar çok özel zorlamayın kendinizi, elinizden geleni yapın. Fiyat uygun olan modellerden birini alabilirsiniz her zaman. Evet. Mesela bu konuştuğumuz en fazla satın ürün şu anda stokta kalmadı. Ama yolda. Evet. Yakın zamanda yükleyeceğiz. Tekrardan Aquatech stoklarına gelmiş olacak. Tabii grafik artarak devam edince ister istemez planlamalarda sapmalar olabiliyor. Ama bu zamanla çok rahatlıkla yerine oturacaktır. Daha çok ürünle, daha çok özel ürünle kullanıcılarımıza hizmet veriyor olacağız. Özel ürünlerden bahsederken şeyden de bahsetmem lazım. GTX 1070 Katana diye bir ürünümüz de var. İsmini Japon kılıçlarından alıyor. Çok ince bir 1070 bu.
yanlış hatırlamıyorsam özelliklerine bakmak lazım ama 1.4 santim diye hatırlıyorum kabinlerini. O seviyede performans gösteren bir kart için standart bir karta göre herhalde 3 kat falan daha ince gibi bir durum var değil mi? Yani çok yaklaşık ince, soğutma bloğu tamamıyla bakır zaten. Yakından inceleyecek olan arkadaşlar da şey yapacaktır, göreceklerdir bunu. Tabii bu tarz ürünleri de biz Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Zamanla bu tarz, tabii bu kartları herkes talep etmiyor. Evet. Onu severleri ya da öyle bir ihtiyaca sahip olanlar genelde tercih ettikleri için daha çok getirdiğimiz modeller OC, AX, OC, en üst seviyede Holofame serisi ürünler oluyor ama evet, bu tarz ürünlerimizi de şey yapıyor olacağız zamanında, getiriyor olacağız. Bu anlamda o zaman arkadaşlar videoların altına yorum yazarken talep ettiğiniz kartları da bolca yazın ki biz taleplerin ne olduğunu bilelim. Zaten genel olarak bütün ürün gamı stoklarımızda elimizden geldiğince bulunuyor ancak sizlerin de talepleri önemli. Az önce Cem Bey de zikretti. Bu kartlardan hangileri daha fazla talep görürse onlar daha fazla tabii gelme durumunda oluyor doğal olarak. Sizlerin yorumları ve beklediği modeller de bizler için önemli. Kullanıcıların birçoğu da videonun altında sorular gelmeden biz buradan peşin peşin soralım diyoruz. Çoğu kullanıcı şeyi soruyor. Ekran kartı performansı arttığında fanların devir hızı ve ses seviyesi nasıldır diye, biraz da kartların soğutmaları sebebiyle ses seviyesinden bahsedebilir miyiz? Bu kullanıcılar için önemli. Kartlar zaten iyi soğuyor ama ses seviyesinde de biraz bilgi verirseniz soğutma gücü de. Yani şöyle örnek vereyim. Ses seviyesiyle alakalı bir kere kasa içerisindeki havanın dolanım şekli de çok önemli. Evet. Eğer yeterli hava akımı yoksa ister istemez o kapalı ortamda ekran kartları tabii ki daha fazla soğutmaya çalışacaktır. O soğutmaya çalıştığı havayı nereye attığı da çok önemli aslında. Aynen. O dolaşım nasıl oluyor o da önemli. Ama bir önceki sorunuzdan hareketle buna bağlayacak olursam mesela bu 1050 Ti AXOC şu anda Türkiye'de bizim tarafta en fazla satılan model 1050 Ti AXOC modeli. Bunu da öğrenmiş olduk. Aslında neden böyle? Çünkü çok rahatlıkla şey söyleyebilirim, bu fiyatlı performans kartı diyebilirim. 1050 Ti AXOC için. Kullanıcılar 1080p çözünürlükte oyunları, bütün oyunları memnun olacakları seviyede, onları memnun edecek seviyede çok rahatlıkla oynatabilen bir kart. Aynen. Ben en son gelmeden önce baktım. Teknobiyotik.com'da özel fiyat olarak şey vardı. 669 TL'ydi galiba KDV dahil. Yani bu performansı sunan bir kart için gayet makul bir fiyat. Aynen. Kullanıcılar uygun fiyatlı sistem toplamak istediklerinde çok rahatlıkla tercih edebilecekleri bir kart. Tabii beklentiler arttıkça, performans seviyesi arttıkça 2K, 4K çözünürlükte ben oyunları oynayayım dedikçe tabii bu... Orada biraz bütçede konuşuyor arkadaşlar. Bunun sonu yok tabii ki. Isınma tarafına da gelince, şimdi tabii ki bizim mühendislerimiz ürünleri geliştirirken Nvidia'nın belirlemiş olduğu belli kriterler vardır. O kriterler çerçevesinde geliştirirler. Evet. Üzerine artı şeyler konulmazsa tabii ki konuluyor. Nasıl konuluyor? Bu şimdi bizim tasarımımız tabii ki. Soğutma bloğu da bizim tasarımımız. Bunun üzerinde bulunan soğutma bloğu çok efektif. Verimli bir soğutma bloğu. Şöyle ki bizim test ortamımıza yaptığımız ölçümlerde oyunda yük altında bu kartın 57 derece gibi bir sıcaklıkta çalıştığını biz şey yaptık, gözlemledik. Bu GPU için oldukça iyi bir değer. Çok iyi bir değer ve şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Nvidia'nın açıklamış olduğu bu GPU'nun normal çalışma sıcaklığı ya da maksimum çalışma sıcaklığı normal değil de maksimum çalışma sıcaklığı 97 derece. Yani şu demek oluyor, 97 dereceye kadar bu GPU ısınabilir ve çalışabilir. Diyor. 57 derecede çalışıyorsa zaten. %50'de çalışıyor diyebiliriz maksimuma göre. Güzel bir oran. Dolayısıyla zaten bu kadar serin çalışırken fanların da tabii çıkarmış olduğu sesler nispeten daha az olacaktır. Aynen. Yani olabildiğince biz serin, sessiz. Bu kullanıcılar için önemli çünkü hani bloğun burada arkadaşlar yakın çekimlerini bizim daha eğer izlemediyseniz videolarımızın altından Galaxy ekran kartlarının yakın çekimlerinin olduğu görüntüler var. Dönem dönem biz zaten size bu kartların videonun içinde de görüntülerini aktaracağız.
bu yakın çekimde blokların radyatör sıklıklarını da görebilirsiniz. Isı borularının geçiş açılarını da görebilirsiniz. Kartların soğutucuları standartın dışında doğal olarak. Cem'in de bahsettiği gibi. Tüm bunlardan bahsettik. Konuyu genel olarak toplayacak olursak peki Hof serisinde biraz bahseder misiniz bize? Hani anlattınız ama Hof serisinde sizin için önemli olan beyazlığın dışında böyle estetiğinin dışında LED'leri olduğunu söylediniz. Daha yüksek performansı olduğunu söylediniz. Sizin için en üst seviyeyi temsil ettiğini söylediniz bize. Türk kullanıcılarının ama tercihi genelde de Exox serisinde kalıyor. Bunda biraz daha kullanıcıları Hof'a çekmek için onlara ne söylersiniz? Yani neden Hof almalılar? Aslında burada ben beklenenin aksine şöyle bir şey kurabilirim, cümle kurabilirim. Bir kere bence herkes ihtiyacı olan şeyi almalı. Çok güzel. Neye ihtiyaç duyuyorlarsa, sistemleri nasılsa, sistemleri doğrultusunda, hangi oyunu, hangi performansla oynamak istiyorlarsa ona uygun kartı almaları lazım. Yani 1080p bir sistemleri varsa, 1080p bir monitörleri varsa ve darboğaz yapmayacak bir işlemci varsa sistemlerinde, RAM'leri yeterli seviyedeyse onların tercih edebilecekleri kartlar. Eğer fiyat konusunda bütçeleri kısıtlıysa tabii ki 1050 Ti. Yavaş yavaş üstüne koyarak 1060 tercih edebilirler. Monitör çözünürlükleri artarsa 1070, 1080. Hall of Fame özel bir kart. Hall of Fame özel bir kart, kullanıcının kullanmaktan pişman olmayacağı bir kart. Dolayısıyla orada biraz ben tabii ki son kullanıcıların tercihine bırakıyorum. Bana kalsa herkes Hall of Fame kullansın ama ama fiyat segmentasyonu anlamında tabii bu kadar premium bileşenler kullanıldığı zaman, bu kadar fazla özellik katıldığı tabii zaman fiyat da ona göre. İster istemez oradaki üretim maliyetimiz artıyor. Üretim maliyetimiz arttığı zaman da ister istemez bu ürün fiyatına da yansıyor açıkçası. Bu kartların genel performansı ile ilgili videolarımızı biz daha önce çekmiştik. İzleyicilerimizi de hatırlatmak bağımından. Videomuzun altında daha önce sistem toplayıp Galaxy ekran kartlarını kullandığımız videoları bulabilirsiniz. Bu anlamda PC sistem performans videoları yine videomuzun altında link olarak bulunacak. Eğer merak ettiğiniz kartlar varsa hem yakın çekimleri hem performans videolarını videomuzun altında bulabilirsiniz. Bizim için faydalı bir konuşma ve bu buluşma oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem Galaxy markası ile ilgili hem de sizin operasyonunuzla ilgili bir bilgi sahibi olduk. Ürün gamını yakından tanımış olduk. Videomuzda biz videolarımızda daha önce çektiklerimizde detaylı anlatmaya çalıştık ama bir fiil sizin elinizden gelince cevaplar. Umarız izleyiciler için de daha tatminkar cevaplar olmuştur. Tek tek videoların altına bölüm bölüm sorular geliyordu. Burada birçoğunu umut ediyoruz ki cevaplamışızdır. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den tekrar görüşmek üzere demeden önce arkadaşlar Galaxy ekran kartlarını satın almak istiyorsanız videomuzun altında linki var. Hemen tıklayıp herhangi bir kartı satın alabilirsiniz. Ya da bu kartların kullanıldığı sistemleri satın almak istiyorsanız onlar da yine videomuzun altında link olarak bulunuyor. Hem Cem Bey'e bize katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem de sizlere bizi sabredip izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.